Arkadaşlar merhaba. Nüfus konusunu bitirdik. Göç konusuyla 10. sınıfa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Göç nedir? İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yere kalıcı şekilde yerleşmesine ya da geçici şekilde yer değiştirmesine göç denir. Göçleri burada sürekliliğine göre ve sınır geçme durumuna göre diye ikiye ayırdım ben. Sürekliliğine göre göçler. Kalıcı göç, insanların kalıcı olarak yer değiştirmesi ya da geçici göç, geçici olarak yer değiştirmesi şeklinde sınıflandırabilirsiniz. Burada geçici göçlere örnek olarak arkadaşlar mevsimlik göçü verebiliriz. Nedir mevsimlik göç? Genellikle tarım ve turizm gibi sektörlerde insanların yaz aylarında 3-4 ay boyunca çıkan işçi ihtiyacını karşılamak amacıyla yer değiştirmesidir mevsimlik göç. Türkiye'de Antalya, Adana gibi illerimiz, Muğla böyle mevsimlik olarak göç alan, mevsimlik olarak nüfusu değişen şehirlerimizdir. Bunlar testlerde karşınıza çıkar arkadaşlar. Sınır geçme durumuna göre de iç göç, yani sınırlar içerisinde gerçekleşen göç ve dış göç diye göçü ikiye ayırabilirsiniz. İç göç, ülke sınırları içerisinde, mesela ülkemizde doğudan batıya doğru gerçekleşen göç hareketi olarak değerlendirilebilir. Toplam nüfusta herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Dış göç ise yurt dışına yapılan göçlerdir. Sınırı geçersiniz. Dolayısıyla göç verdiğinizde nüfusunuzda bir azalma, göç aldığınızda nüfusunuzda bir artmaya sebep olabilir. Yani iç göç ülkelerin toplam nüfus miktarını değiştirmez ama dış göç ülkelerin toplam nüfus miktarını değiştirir şeklinde özetleyebiliriz arkadaşlar burayı. Burada göçlerin nedenlerini verdim. Bu tabloyu defterinizde almanızı istiyorum. Doğal nedenlerle yapılan göçler, siyasi nedenlerle yapılan göçler, ekonomik nedenlerle yapılan göçler, bir de sosyal ve kişisel nedenlerle yapılan göçler şeklinde dörde ayırdık. Doğal nedenlerle yapılan göçler genel olarak doğal afetler olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İklimde yaşanan değişiklikler, erozyon, su kıtlığı, depremler, seller, heyelanlar, volkanik patlamalar, tsunamiler gibi genellikle doğal afetler karşımıza çıkıyor doğal nedenlerde. Siyasi nedenlerde savaşlar, mübadele, siyasi baskılar, sınır değişiklikleri, iç karışıklıklar olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik nedenlerle yapılan göçler, bu büyük şehirlerdeki iş imkanları, bir bölgedeki doğal zenginlikler, gelir dengesizliği, toprakların miras yoluyla parçalanması, İnsanların yaşamış olduğu geçim sıkıntıları ekonomik nedenlerle yapılan göçler olarak karşımıza çıkıyor. Burada özellikle sorularda toprakların miras yoluyla parçalanmasını daha fazla görüyoruz arkadaşlar. Bir tarım toprağının mirasçılar tarafından paylaşılması o toprağın küçülmesine ve dolayısıyla ekonomik değerini kaybetmesine neden oluyor. Bu da göçlere sebep olabiliyor. Dikkat edelim buna. Sosyal ve kişisel nedenlere de eğitim, din, kültürel farklılıklar, büyük şehirlerdeki daha iyi yaşam koşulları, daha iyi sağlık koşulları olarak sınıflandırabilirsiniz. Göçlerin nedenlerini bu şekilde dörde ayırdım. Şimdi burada geçmişten günümüze kadar gerçekleşmiş bazı göçleri inceleyeceğiz. Kavimler göçünü, yeni dünyaya olan göçleri, mübadeleyi, işçi göçünü, savaş ve sosyal nedenlerle yapılan göçleri, beyin göçünü ve doğal afetlerin neden olduğu göçleri birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak kavimler göçüyle başlayalım. Tarihten de biliyoruz arkadaşlar. Kavimler göçünün nedeni Orta Asya'da yaşanan kuraklık, insanların hayvanlarına otlak arayışı, Türk boyları arasında yaşanan mücadeleler, bağımsız yaşama isteği, yeni yerler fethetme arzusu, o bölgede gerçekleşen Çin ve Moğol baskısı kavimler göçünün nedenleri arasında arkadaşlar. Türklerin ana yurdu olarak Orta Asya'yı gösterebiliriz. Orta Asya'dan başladı kavimler göçü. Bir kısmı kuzeye, bir kısmı doğuya, bir kısmı güneye doğru ve bir kısmı da batıya doğru bu göç gerçekleşti. Asıl etkili olan da batıya doğru olan göçler oldu arkadaşlar. Anadolu'ya ve Avrupa'ya doğru olan göçler tarihte karşımıza çıkıyor büyük göç hareketleri olarak etkili göçlerden birisi olarak. Yeni dünyaya göçler. Arkadaşlar yeni dünya dediğimde nereyi anlamalısınız? Yeni dünya dediğimde coğrafi keşiflerle birlikte keşfedilen,
Amerika kıtasını ve Okyanusya'yı anlamalısınız. Bunlar yeni dünya karaları olarak anılır. Afrika kıtası, Asya kıtası, Avrupa kıtası da eski dünya karası olarak anılır. Amerika kıtasının ve Okyanusya'nın yani Avustralya'nın keşfiyle birlikte 15. yüzyılda işte Christoph Kolomb, Magellan, Vasco da Gama gibi keşif adamlarının bu alanları keşfetmesiyle birlikte bu Amerika kıtasına ve Okyanusya'ya doğru göçler gerçekleşti. Burada arkadaşlar İngilizler ve Fransızlar daha çok Kuzey Amerika'ya yerleşirken İspanyollar ve Portekizler de daha çok Güney Amerika'ya yerleştiler. Yine Avustralya'da da İngiltere etkisini görebilirsiniz. Hala daha günümüzde bu kıtalarda bu ülkelerin kültürlerinin etkili olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni dünyaya olan göçler denildiğinde coğrafi keşiflerle birlikte ortaya çıkmış olan Amerika kıtasına ve Avustralya kıtasına yapılan göç hareketlerini algılayacağız. Mübadele ne demek? Devletler arasında anlaşmalarla ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak yer değiştirmesi demek. Yani bir değiş tokuş, takas gibi düşünün arkadaşlar. Bunun diğer göçlerden farkı ne? Bunun diğer göçlerden farkı zorunlu olması arkadaşlar. Yani burada insanların isteği söz konusu değil. Devletlerin almış olduğu kararlara uymak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir göç hareketi Türkiye'de yaşandı mı? Evet, Lozan Anlaşması ile birlikte Türkiye ve Yunanistan arasında bir mübadele, bir nüfus değişimi yapıldı arkadaşlar. İşçi göçü daha çok sanayi devrimi sonrası karşımıza çıktı. Avrupa'nın batısında başlayan sanayi devrimi ile birlikte burada bir iş ihtiyacı, işçi ihtiyacı oluştu. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler diğer ülkelerden işçi aldılar arkadaşlar. Türkiye'de 1961'de bir işçi göçü anlaşması imzaladı Almanya ile ve biz de biliyorsunuz 1960'larda Almanya'ya göç verdik. Türkiye nüfusunda nüfus artış hızında bir değişikliğe de yol açmıştı bu durum. Daha önce de size bundan bahsetmiştim. İşçi göçü denildiğinde Türkiye'den Almanya'ya olan göçler aklımıza gelsin daha çok. Savaşlar ve sosyal nedenlerle yapılan göçler. Arkadaşlar 1951'de Birleşmiş Milletler'de tanımlanmış bir mülteci kavramı var. Dili, dini, ırkı yüzünden bir toplumsal gruba ait olup bu durumdan dolayı ülkesinden dışlanan ya da sahip olduğu siyasi görüşten dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan kimselere mülteci diyoruz. Dünyada en çok bu problemi yaşayan ülkelere örnekler verdim. Afganistan, Myanmar, Etiyopya, Somali, Sudan ve Suriye arkadaşlar. En çok mülteciye sahip, yani en çok bu göç hareketini gerçekleştiren, göç veren, bu sebeplerle göç veren ülkeler olarak karşımıza çıkıyorlar. Beyin göçü, kimler yapıyor beyin göçünü? Beyin göçünü o ülkenin iyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanları yapıyor. Daha çok az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşiyor bu göç hareketi. Veren ülke için bir kayıp, alan ülke için de bir kazançtır beyin göçü. İnsanların yetişmiş nitelikli elemanlarını başka ülkelere göndermeleri bir kayıptır. Burada en çok beyin göçü alan ve beyin göçü veren ülkeleri sınıflandırdım size. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, İngiltere, Norveç, Avustralya bu örnekler tabii ki çoğaltılabilir arkadaşlar. Bunlar en çok beyin göçü alan ülkeler. Almanya'yı ekleyebilirsiniz buraya. İsviçre'yi ekleyebilirsiniz. Japonya'yı ekleyebilirsiniz. Gelişmiş ülkelerden buraya bir sürü daha örnekler verebilirsiniz. En çok beyin göçü veren ülkelere de örnek olarak Hindistan, Çin, İran, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ve birçok Afrika ülkesini örnek olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Buraya Pakistan da eklenebilirdi. Çoğaltılabilirdi bu örnekler. Türkiye bu anlamda hem beyin göçü alan hem de beyin göçü veren bir ülke olarak değerlendirilebilir. Türk Cumhuriyetlerinden ve Afrika ülkelerinden çok sayıda insan ülkemize geliyor. Tabii bizim ülkemizden de yurt dışına gidenler, Avrupa'ya ve Amerika'ya gidenler oluyor arkadaşlar. Doğal afetlerin neden olduğu göçler
Mesela kavimler göçünü burada bir kez daha aldım. Doğal afetlerle alakalı olarak değerlendirilebilir kavimler göçü bir yönüyle. Çünkü iklimdeki değişiklik ve kuraklık aslında göçü ilk tetikleyen unsur olmuş. Bunun dışında 1906'da Kaliforniya'da yaşanmış bir deprem, 1994'te Kırgızistan'da gerçekleşmiş toprak kayması, bizim ülkemizdeki 99 Marmara depremi, doğal afetler ve bu afetler nedeniyle de beraberinde ortaya göç hareketleri getirmiş arkadaşlar. Göçün mekansal etkilerine bakalım bir de. Göç alan yerlerde ne gibi değişiklikler oluyor? Göç veren yerlerde ne gibi değişiklikler oluyor? Bunlar karşımıza gelecek sorularda. Göç alan yerlerde bir nüfus yoğunluğu oluşuyor. Altyapı sorunları ortaya çıkıyor. Trafik sorunu ortaya çıkıyor. Orman arazileri yerleşime açılmaya başlanıyor. Dolayısıyla çevre sorunları büyüyor. Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme ile karşılaşıyoruz. Farklı kültürlerin bir araya gelmesinden kaynaklanan kültürel çatışmalar ortaya çıkabiliyor. Daha önce şehrin dışında kalan sanayi tesisleri şehrin içine geliyor. Çünkü sanayi tesislerinin etrafında gecekondulaşma ve çarpık bir kentleşme oluşmaya başlayabiliyor. Doğal olarak genellikle göç alan yerlerde problemin arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki örnekler çoğaltılabilir. Sizlerden de bunları not almanızı istiyorum. Göç alan yerlerde ne gibi mekansal değişiklikler, ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Genel olarak görüyorsunuz arkadaşlar, olumsuz sonuçlar karşımıza çıkıyor. Peki göç veren yerlerde ne oluyor? Göç veren yerlerde de tarım ve hayvancılık üretiminde bir azalma oluşuyor. Çünkü genellikle kırsal alandan göç veriliyor. Yani temel geçimin tarım ve hayvancılık olduğu alanlardan göç veriliyor. Kamu yatırımları kullanılmaz hale geliyor. Yani siz bu alanlara daha önce okul, sağlık ocağı, hastane yapmışsınız. Buralarda göç verilmesiyle birlikte bu alanları kullanan kişi sayısı azalıyor. Ve bu yatırımlar ölü yatırımlar haline geliyor arkadaşlar. Nüfus artış hızınız düşüyor. Nitelikli iş gücünü kaybetmeye başlıyorsunuz. Yani genç nüfus oranı azalıyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Buraya yeni bir madde olarak göç veren yerlerde genç nüfus oranının azaldığını, yaşlı nüfus oranının arttığını söyleyebilirsiniz. Nüfus dinamizmini kaybediyor diyebilirsiniz burada. Nüfusun kendini yenilemesi güçleşiyor diyebilirsiniz. Tarım arazileri boş kalıyor. Bu alanları kullanan kişi sayısı azalıyor çünkü. Bu beraberinde erozyonu tetikliyor, tarım arazilerinin boş kalması, kullanılmaz olması gibi gibi bu sonuçlar birbirini doğuran şekilde büyüyebiliyor arkadaşlar. Göç konusunda benim size ana hatlarıyla anlatmak istediklerim bu kadar. Kolay bir konu. Notlarınızı alıp sorularınızı çözebilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin herkese.